Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik bir model çalışacağız. Yine bir dantel modeli. Bunun yapımı oldukça kolay. Sadece dikkat etmemiz gereken bir iki husus var. Onun sonrasında kendiliğinden geliyor. Şimdi arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Kanala destek olmak isterseniz aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak üye olabilirsiniz. Veya açıklama bölümündeki linkten destek penceresine ulaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle gerekli malzemelerimizi bir öğrenelim. Evet, sizinle değişik renklerde çalıştım. Bunları görün diye. Mesela renkli olarak da böyle yarım başladım, artık bunu bitirmeyeceğim. Farklı bir renkte biraz daha karıştırarak gideceğim. Bunu da böylesi örnek olsun diye yaptım. Yine böyle bir örneğimiz var. Bunların kapama kısmında ise böyle bir çıt çıt olayımız var. Şu şekilde şeffaf. Şöyle bu şekilde kullanabiliyoruz. Şu yine gelin takısı olarak yapılabilir, kullanılabilir. Bunu dirsek üstünde de kullanabiliriz. Şöyle gelin takılarında bu şekilde ve aşağılara boncuklar sarkıtarak değişik bir model yapabiliriz. Fikir olması açısından sizlerle bunu da paylaşayım. Şimdi arkadaşlarım gerekli malzemeleri bir söyleyelim. Nelerle çalışmamız gerekiyor? Bunları da toplayalım ve gerekli malzemelerimizi söyleyelim. Şimdi bunu biraz daha renkli yapacağım. O nedenle iki renk kristal kullanacağım arkadaşlar. Şöyle 11 0 kum boncuk. Şimdi bunlar çek kum boncukları arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar deliklerinin büyük olmasına dikkat edin. Çünkü birkaç kez içerisinden geçtiğimiz için zorlanmayalım. Çok önemli bu. Ve 4 milim ince. Yine 4 milim kristal bunlar. Piramit kristaller. İki çeşit 4 milim kristal. Benim şimdiki yapacağım modelde. Aman bunu böyle yapacaksanız mesela tek çeşit de kullanabilirsiniz. Şimdi bir de arkadaşlar buralara kullandığım çıt çıtlar var. Şunun gibi. Şöyle bunları da buralara dikeceğiz. Pardon. Şöyle tam olarak bütünleşiyor bu, böyle bu şekilde. Ve çıtımız var böyle. Onu da temin edelim. İki tane kullanacağız. Ve arkadaşlar ben bir mevki ipim var. Bunlar çok güzel değil ama şu anda boncuğumun rengine uygun olarak bunu seçtim. Aralardan gözükmesin diye. Peki başka ne kullanabiliriz? Fireline kullanabiliriz. Olabildiğince en incesini tercih edin. Fireline'ın. Misina olur mu? Misina da birazcık arkadaşlar çok nasıl diyeyim, kabartma yapıyor. Böyle içinden birkaç kez geçtikten sonra kabartma yapıyor. Onu tercih etmiyorum. Mümkünse Fireline ya da ip kullanın. İplerin de çok ince olmasına dikkat edin. Evet, şimdi başlıyoruz. Hemen başlayalım. 12 tane kum boncuk alıyorum.
şekilde alıyorum böyle. 12 tane bu. Ve bunu getiriyorum şu şekilde. 3 tane daha çıkıyorum. Şu. İpimin arkasını kesmiyorum yine. Oradan devam etme şansım var. Şimdi buradayken 9 alıyorum. Dokuz alıyorum şu şekilde. 9 tane arkadaşım. Bunu buradan giriyorum. Şu. Şimdi ilerleyip tam karşısına geliyorum. Şuraya. Buraya yine 9 alıyorum. Şekilde. Dokuz tane alıyorum. Buradan geri dönüyorum. Şu. Ve ilerliyorum. Şuradan üç tane daha çıkıyorum. Yani her bir kenarında üçer boncuk olacak. Tekrar 9 alıyorum. Bu şekilde 9 tane. Bunu da buradan ilerliyorum. Şimdi arkadaşlar dörtlü gidecek bu. Dört sıralı. Bu biraz daha büyük oldu bu. Sizin istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Bunu mesela altılı yaptım ben. Şu altı deliği var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Siz bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bunda mesela dörtlü. Yani biz bunu çalışacağız. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi bunun üstüne yapacağız diğerlerini. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi o nedenle şimdi böyle devam edeceğim için şuraya geliyorum. Şuradan giriyorum. Dikkat etmeniz gereken bundan sonra başlıyor. Buraya yine 9 alıyorum. Şöyle 9 tane bu. Bunu buradan dönüyorum. Şöyle döndüm. İpim burada. Böyle döndüm. Şimdi arkadaşlar buradan ilerliyorum. Şöyle. Geliyorum şu. Ve buradan geliyorum. Üçünden birden çıkıyorum. Burası önemli. Şu. Şimdi her bir çevresinde üçer boncuk vardı olacak. O halde bu ortak bizim 6 tane daha alıp diğer iki kenarını tamamlamamız gerekiyor. Şu. Şimdi buradan tekrar geri çıkıyorum. Buradan 3 alıyorum. Her bir kenarda 3 boncuk olacak. Şu şekilde. Böyle.
ilerliyorum. Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar buradan çıkamıyorsun. Böyle gidemeyeceksiniz. Çünkü kasıyor. Mutlaka buraya giriyoruz. Şu. Ve ondan sonra 6'yı alıyorum. Tekrar 6. Bunu da yine aynen buradan dönüyorum. Buradan dönüyorum. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi ilerliyorum yine. Buradan. Ve şu şekilde çıkıyorum. Birleştiriyorum. Şu. Şimdi yine 6 alıyorum. Ne aldım? Ben giriyorum. Böyle çıkıyorum. Şimdi yukarı çıkacağız buraya. Geliyorum şu kısma. Buradan devam edeceğim. O nedenle buradaki 3'te olmam gerekiyor. Şu. Buraya şimdi tekrar bir dörtgen yapalım. Şimdi buraya 9 tane almam gerekiyor. Şu 9 şöyle başlarda 9 alıyoruz ve buradan 3'ten giriyorum. Ama bu şekilde ilerleyemiyoruz. Böyle ilerleyemiyoruz. Ne yapacağız? Buradan geçiyorum. 3 burada, 3 burada. Şimdi 6 tane almam gerekiyor. Dikkat edelim onlara. Evet. Sökmesi zor oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar ilerliyorum. Şu. Yani dört kenarı var ve her bir kenarında üçer boncuğumuz var. Dönüyorum. Buradan İniyorum yine aşağıya. Mutlaka bu şekilde buraya gelmem gerekiyor. Şu. Şimdi tekrar 6 alıyorum. Tekrar 3'e giriyorum. Şöyle. Buradan da 3. Yine baktığımız zaman 4 kenarı var. 4 kenarının her birinde 3 boncuğumuz var. Şu. Onu böyle düzeltiyorum. Şimdi böyle geçemiyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buradan 3 tane ilerliyorum. Böyle. Şimdi tekrar 6 alıyorum. Bunu yine 3 buradan giriyorum. Şöyle şu şekilde çıkıyorum. Şu. Ve 3 ilerliyorum. Şimdi baktığımız zaman bakın ortalarında hiç ip gözükmüyor. Şu kısımlarda ip gözükmüyor. Ne yapıyoruz? Çünkü biz onu o şekilde ayarladığımız için. Eğer böyle ipler gözükürse kasıyor bunlar ve modelimiz güzel durmuyor. Bir de ipler gözüküyor arkadaşlar. Şimdi
Tekrar bir kat daha yapıyorum. 9 alıyorum. Başlarda 9, aralarda 6. Bakalım tekrar. Şu. Buradan yine giriyorum geriye. Şu. İlerliyorum. Şimdi ne yapacağız? Buradayım. Buraya geliyorum. Böyle turladım. Buraya iniyorum. Ve buradan çıkıyorum. Şu. Şimdi arkadaşlar buraya tekrar 3, 3 ve 6 tane alıp kareyi tamamlıyorum. Şu. Buradan giriyorum. Çıktım. Şimdi ne yapıyorum? Böyle geçemem. O nedenle buradan ilerliyorum. Şu. Her bir kenarında üçer boncuğumuz var. Şimdi 1, 2, demek ki 6 tane daha alıyoruz. Buradan giriyorum. Ve böyle yukarı çıkacağım. İlerliyorum. Çevresini dönüyorum. Buna geliyorum. Şimdi 6 tane daha alıyorum. Buradan tekrar çıkıyorum. Evet, şimdi bir bölümümüz, şu bölümümüz bitmiş oldu. Veya şöyle göstereyim, bunda da daha iyi anlarsınız belki. Bunları dikmemiştim ben. Şu bölümümüz bitmiş oldu. Şimdi bunları yapacağız. İncileri yerleştirdiğimiz yerleri yapacağız. Şimdi incili bölümü yapacağız. Burası boş alanımız oluyor. İlk başlarken nereden yaptığınızın önemi yok. Daha sonraki basamaklarda tabii ki önemli. Yani bu tarafa da yapabilirsiniz şimdi. Buraya da yapabilirsiniz. O nedenle ben hemen buradan örerek devam ediyorum. İki sıra. İki sıra arkadaşlar. İncimizi yerleştirmek için iki sıra öreceğim burayı. Yani şunu şöyle iki sıra daha öreceğim. İlk başlarken bu böyle. Şimdi yine 9 alıyorum. Dokuz tane alıyoruz. Yine aynı diğer bölümlerde yaptığımız gibi. Buradan giriyorum. Tekrar turlayarak aynı şekilde böyle aşağı iniyorum. Buradan da buraya giriyorum. Bu önemli. Böyle turladım, geldim, buraya girdim. Şu. Şimdi arkadaşlar tekrar 6 alıyorum. Şöyle 6 alıyorum. Onu buradan girip buraya çıkıyorum. Ne yapıyoruz? Buraya böyle giremiyoruz. Buraya geleceğiz. Böyle
dik durması için bunu yapmak zorundayız. Bir de iplerin gözükmemesi için. Gene altı alıyoruz. Şu. Bunu da buraya çıkıyorum. Şöyle böyle şu şekilde. Şimdi ilerliyorum. Tekrar buraya bir kutucuk daha yapalım. Şöyle ve böyle. Şimdi iki sıra dedik. Çıkıyorum. Tekrar bir sıra daha yapacağım. Dokuz alıyoruz. Dokuz tane. Buraya girdim. Tekrar buraya iniyorum. Ve altı şimdi. Bunu böyle çıkıyorum. Tekrar buradan. Ve iniyorum. Şu şekilde ilerliyorum. Böyle. Şimdi yine altı. Şu. Buradan ilerliyorum. Böyle. Şu. Hepsi 12 oluyor. Şimdi çıktım buraya. Şu. Ve buraya yine altı koyuyorum. Evet, şimdi geldik. İncilerimizi yerleştireceğiz. Mutlaka incilerimizi yerleştirerek gidelim. Şimdi şuradan çıkıyorum. Buraya geldikten sonra şu. Sadece inci koyabilirsiniz veyahut bir kum, bir inci, bir kum koyabilirsiniz. Böyle daha şık oldu. Sonraki denemelerimde gördüm. O nedenle bunu kullanacağım. Buradan çıktım. Her seferinde altındaki tam karşısındaki üçlüden giriyorum. Ama nasıl? Böyle çapraz. Şu şekilde. Giriyorum ve çıkıyorum. Şu. Güzel yerleştirdim. Şimdi tekrar aynı grubu alıyorum. Bunu böyle buradan giriyorum. Şu. Şimdi tekrar bunu da buradan giriyorum.
Buradan yine tam karşısındaki üçten giriyorum. Şu. Şimdi arkadaşlar bu sıraya da incileri dizeceğiz. Ama bir düzende olması gerekiyor. Şimdi buradan çıktıktan sonra böyle turlayıp buraya geleceğiz. İşlerinden çok geçiyorum demem bu arkadaşlar. O nedenle olabildiğince ince ip ve iri delikli boncukları tercih edin. Şimdi geliyorum yine bu bölüme. Şuradayım. Böyle. Şimdi buraya yine incilerimizi yerleştireceğiz. Aldım. Buradan çıkıyorum. Bu böyle. Şöyle çıkıyorum. Böyle arka arkaya dizilecek. Bu şekilde. Şimdi tekrar aynı şeyi yapıyorum. Buraya çıkıyorum. Tekrar. Buraya çıkıyorum. Buradan da buraya çıkıyorum. Şimdi böylece burasını bitirdim. Peki nereden devam edeceğiz? Şimdi arkadaşlar devam edeceğim nokta burası. Devam edeceğim nokta burası. Şimdi buraya döndükten sonra şuna gelmem lazım. Buradan. Ki yani buradan daha rahat görürüm diye böyle ilerliyorum. Şimdi şuna gelmem gerekiyor. Ve buna çıkıyorum. Şimdi buradan da yapabilirdim. Buradan da yapabilirim. İlk başlarken böyle. Buraya yine bu incili grubu yapacağım. Bu şekilde. Yani 9 tane alıyorum. Dokuz tane aldım. Buraya giriyorum. Yine buradan üç tane çıktım. Şimdi tekrar altı alıyorum. İlerliyorum buradan. Buraya çıkıyorum. İniyorum. Aynı teknikte örüyorum. 6 tane. Yine buradan iniyorum aşağı. Şekilde. Buraya bir altı daha koyuyorum. Ve iki sıra olacağı için ince. İki sıra. Bir sırasını yaptık şimdi. Bir sıra daha örüyoruz.
Şimdi üst sıraya geldiğimiz için 9 alıyoruz. 9. Buradan giriyorum. İlerliyoruz. Ve buradan şöyle iniyorum. Şimdi 6. Altı alıyorum. Şuna giriyorum. Şimdi ilerliyorum. Şimdi incilerimizi yerleştirelim. Buraya incilerimizi yerleştirelim. Yine böyle çıkıyorum, çıkmışım. Değil mi? Böyle buradan girmem gerekiyor. Şu. Böyle yapıyoruz. Gelip buradan giriyorum. Şu. Yerleştiriyoruz böyle. Şimdi tekrar. Ben geliyorum buna. Buradan tekrar buna geliyorum. Diğer sırama geçeceğim buna. O nedenle buradan ilerliyorum. İçlerinden pas geçiyorum. Şöyle. Yine bu şekilde çıkıyorum buraya. İncilerimizi yerleştiriyoruz. Bunlar önemli noktalar. Hani güzel olması için tekrar buraya giriyorum. Şu. Buraya giriyorum.
Bir tane daha yerleştiriyoruz. Şimdi ipimi burada bitireceğim. Şöyle ilerleyeyim. İpimi burada kesebilirim arkadaşlar. Döndüm. Birazcık şöyle yapalım. Şuraya bir tane düğüm yapayım. Burayı artık kullanmayacağım. Bir düğüm attıktan sonra bunu burada yakalım. Şimdi böylece bir parça bitmiş oldu. Ben buradayım. Şimdi arkadaşlar isterseniz bu iple devam edebilirsiniz. Burada biliyorsunuz bir ipimiz var. İsterseniz ip ekleyebilirsiniz. Şimdi bu burada dursun. Ben size ipi nasıl ekliyorum onu bir göstereyim. Buradan ipimizi taktık. Şöyle yapıyorum. Buna bir şöyle ufak bir çivi başı yapıyorum böyle. Şimdi dedim ki buradan da devam edebiliriz. Herhangi birini seçebilirim. Şimdi bu burada durduğu için daha yakın, daha sonra oradan da devam etme şansım olur. Buradan giriyorum şöyle. Böyle devam edeceğim. Burada bırakıyorum bunu. İlerliyorum. Ve buraya geliyorum. Şimdi burayı şöyle dört küplü kare biçimine getirinceye kadar örüyorum. Yani yine dokuzla başlıyoruz. Dokuzdan başlıyorum. Buraya geliyorum. İlerliyorum. Tekrar şimdi 6.
Şimdi aynı şekilde ben burayı tamamlayayım. İnciyi nereye koyacağız? Onu tekrar göstereyim. Şimdi iğneli şeyi incileri nereye koymam gerektiği önemli burada. Şu şekilde gidip gelecek inciler. Böyle böyle. Şimdi şuna tarif edeyim. Şimdi bakın böyle 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 zikzak olarak gelip gidecek. Ona göre nerede olmam gerektiğini görebiliriz. Böyle geldim şimdi böyle. Demek ki buradan aşağı inecek. O nedenle buraya iki sırayı çalışmam gerekiyor. Şimdi ben burada kaldığım için iğneyle yukarı ilerliyorum. Şöyle ilerliyorum. Şimdi buraya geldim. Buraya iki sıra öreceğim. Boş petek diyelim buna. Petek. Boş petek örelim. Böyle iki tane öreceğiz. 9 alıyoruz. Şöyle. Sistem aynı. Buraya geliyorum. Yine 6 alıyorum. Burada size söylemek istediğim bir husus var arkadaşlar. İlerlemiyoruz artık. İncinin üstünü örmüyoruz. Yine buradan geri dönüyoruz. Şöyle geri dönüp bir kat daha örüyoruz. Yani bu şekilde gidiyor. Bu böyle devam etmeyeceksiniz. Önemli olan o. Şimdi burayı bir kat öreyim ben. İnciyi yerleştirelim. Şimdi burada arkadaşlar iki sıra daha çıkmış olduk. Şöyle düşünün, burası incili bölüm. Şu şekilde. Şimdi geliyorum, incilerimizi yerleştiriyoruz. Ne yapıyorduk? Buraya ilerliyoruz. Şu. Böyle. Şimdi 1, 2 ve 3. Şu. Ne yapacağız? Karşıdan buradan giriyoruz. Şu şekilde. Tekrar. Buradan buraya giriyoruz. Şu.
Bunu buraya giriyoruz. Yine buradan 3 ayıralım. Bunu yerleştirdikten sonra turluyorum. Şöyle geleceğim. Buradan şuna çıkacağım. Bunların yönleri önemli demiştik. Yoksa karışık olur. Şimdi buradan iniyorum. 3 tane boncuğumuzu alalım. Şu. Bunu yine karşıdan buradan giriyorum. Yine ipimizi bir yerde bitirmem gerekiyor. Çevireyim şöyle. Onun içinden gireyim. Bir de böyle girebilir miyim bakalım. Burada bağlayalım bence. Tane daha. Siz bu kadar kısaltmayın ipinizi. Ben genelde sonuna kadar kullandığım için. Evet, şimdi bunu yakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar buradan başlayıp örüyorum. Onun başlamasını da göstereceğim. Ama onun öncesinde şu içlerini de bir dizayn edelim. Nasıl yapacağız? Yani bu şekilde devam ediyor zaten. Başka bir farkı yok. Bakın şöyle tutalım. Şöyle koyalım. Aynen. Bakın bunun gibi. Böyle. Yine incilerimizi yerleştirerek böyle böyle gidecek. Sistem aynı. Şimdi şu kısmını nasıl yapıyorum burada ve bunu nasıl bir şey yapacağız, dizayn yapacağız, içini nasıl süsleyeceğiz ona bir bakalım. Ve devam ederiz. Şimdi buradaki ipliğimle onu yapayım. Şöyle ilerleyeyim.
Buraya geliyorum. Şuradan çıkacağım. Şekilde. Buradan iniyorum tekrar. Hep yollarında olmam lazım ve şöyle düşünüyorum bunu. Onu bir yapalım. Şu. Bunu buraya koyacağım. Böyle koyacağım. Şu şekilde ve bir tane de fuşya koyacağım. Şöyle. Öyle düşündüm. Siz daha fazla da yapabilirsiniz ama ben bunlar da gözüksün istiyorum. Bu şekilde yapacağım. Bunu da yine bakın şöyle. Dolmayacak. Bir tane buraya, bir de buraya. Bu şekilde. Öyle düşündüm. Bunları yerleştireceğim. Nasıl yerleştiriyorum? Bir tanesini göstereyim size. Diğerlerini siz yaparsınız. Buraya geldim. Buraya ne demiştik? Bir tane tekrar şu. Buraya koyacağımız bir boncuk yok. O nedenle yukarı çıkıyorum. Şöyle. Bunu da buraya çıkıyorum. Buraya mavi gelecek. Buraya mavi gelecek. Evet. Şunu alıyorum. Böyle çıkmışım. Buraya giriyorum. Şu. Buraya yerleştirdim. Şimdi buraya fuşya gelecek. Evet. Bir. Şunu alıyorum. Böyle çıkmışım. Buradan giriyorum. Direkt girmiyorum. Gene kasmasın diye. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi yine buradan koymuyoruz arkadaşlar. İlerliyorum. Nasıl? Buradan çıktığım için. Bakın böyle gitmiyorum. Buradan gidiyorum. Şu. Şu ve bu. Buraya mavi yerleştiriyoruz. Nasıl çıkmışım böyle? O nedenle buradan giriyorum şu. Böyle çıkmışım, böyle yerleştiriyorum. İlerleyip buraya bir mavi koyacağız. Yine böyle buradan çıktığım için buraya giriyorum. Buraya yine maviyi koyuyorum. Şu. Ve buradan iniyorum. Şimdi ilerleyip şu altına geleceğim. Oraya da koyacağım. Ama şöyle yapıyorum. Yollarından gidiyorum.
Buradan ilerliyorum. Üç tane daha çıkacağım. İşte buraya da bir mavimizi koyalım yine. Buradan çıkmışım. Böyle yine iniyorum. Buradan tekrar geliyorum. Bundan bir tane daha geçeyim. İçinden. Buraya geldim. Bir bakalım buradan tekrar geçer mi? Şimdi arkadaşlar buradan ilerliyorum şuraya. Bir yerde bağlayacağım ben bunu. Şurada olabilir. Geçerse ki geçmez. Burada bağlayalım. Tane daha yapalım. Boncuğun içine gizleyelim. Burayı kullanmayacağız artık. Şu. Bunu bu şekilde yaptık. Evet, buradan keselim. Şimdi arkadaşlar nereden yapmam gerekiyor? Şuradan ya da buradan fark etmez. Oraya ipimizi ekleyelim. Ben diğerlerini de bu şekilde yapacağım. Şimdi buraya ipimizi ekleyelim. Şöyle yine bir çivi başı yaptık. Şuradan geçebilirsek. Evet. Şimdi bu. Geliyorum şuna. Ve 9 alıp devam ediyorum. Dokuz alıyorum ve buradan devam ediyorum. Buradan daha iyi görürsünüz diye tekrar. Sistem aynı arkadaşlar. Burayı yine şu dörtlü gruplarla doldurayım. Sonra inciyi nereye koyacağız onu görelim. Şimdi bu grubu bitirdik buraya. İnciliği nereye yapacağız? Ona bakıyorum. Bu şekilde gelip gideceğine göre şöyle düşünün. Demek ki buraya yapmam gerekiyor. Buraya başlıyorum örmeye. Nereye yapmam gerektiğini belirledik. Ve buradan yine 9 alıp örerek bu şekilde devam ediyorum. Önemli olan bu inceli grupları artık nereye koyuyor olmam. Şimdi ben buraya başlıyorum ve bitirdikten sonra arkadaşlar çıt bölümüne geçeceğiz. Şimdi bunların da hepsini yerleştireceğim ben. Aynı şekilde böyle hepsini yerleştireceğim. Bittikten sonra arkadaşlar çıt bölümüne geçeceğiz. Tabi sabırsızlandığım için şu anda nasıl duracak diye şöyle bu şekilde hepsini yerleştirip bitireceğim. Buraya da yine incelerimizi
buradan dizeceğim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi ben tamamlayayım bilekliğimi ve kapama bölümünde beraber olalım. Evet arkadaşlar, şimdi tamamladık bilekliğimizi. Gördüğünüz gibi incilerin gidiş yönü bu şekilde zikzak olarak gidiyor. Şimdi kapatma bölümüne geldiğimizde yine incili bölümü yapacağız ama incileri yerleştirmeyeceğiz. Oraya kapamamızı takacağız. Şu şekilde olacak. Buraya şimdi ben iki tane yine iki sıra öreceğim ve üstüne çıt çıt dikeceğiz. O nedenle burayı bitirmedim sizinle göstereyim diye. Bu böyleyse bu da burada olmak durumunda. Gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var arkadaşlar. Çift sayılı olduğunda, yani şu 8 tane gördüğünüz gibi 2, 4, 6 ve 8 ya da altılı, mesela bunda olduğu gibi bu altılı. Bunlar o zaman denk geliyor böyle. Ona göre ayarlamanız lazım. Ha, buraya başka bir şey takamaz mıyım? Evet, yapabilirsiniz. Şu şekilde düşünün. Bu uç kısımlarına yine bir klips kapama, birbirine geçmeli mıknatıslı kapamalar da yapabilirsiniz. Şimdi bu bilgileri de söyledikten sonra şuraya iki sıra daha örüyorum ben ve çıt çıtlarımı nasıl nereye dikiyorum onu göstereceğim. Yine 9 tane alıyorum burada. Şöyle 9 taneyi alıp buradan örüyorum. Aynı şekilde yapacağım ben bunu. Şimdi bitireyim bu kısmını. Örme işini bitireyim arkadaşlar, iki sıra. Sonra çıt çıt dikeceğiz. O bölüme geçeyim. Bu şekilde şöylece buraya geldiği gibi nasıl geliyorsa bakın böyle böyle gidecek. Onu bir öreyim ben orada. Şimdi buraya iki sıra ördük arkadaşlar. Şu şekilde düşünün. Böyle. Burası aslında devam etseydi inciyle de olacaktı. Şimdi şöyle getireceğiz ve bunun üstüne böyle çıt çıtlayacağız. Şu şekilde. Buraya kapamamızı takacağız. Şimdi öncelikle ben bunu bitiriyorum. Aynı iple dikmeyeceğim. Şöyle ilerliyorum ve bir yerde bitiriyorum ve sonra dikeceğim. Şöyle. Buradan çıkalım. Bunu mesela buraya bir düğüm atıp şöyle. Şu şekilde. Bir tane daha atayım. Şimdi bakalım diğerinde nereye dikmişiz. İlerledik, onu bir yere kadar götürdük. Şimdi arkadaşlar şunu da bir bakalım. Öndeki sıranın başına ve sonuna. Öndeki sıranın şu sıranın başına ve sonundakine dikiyorum. Şu parçaları. Şimdi şuralarında böyle ufak çapaklar kalıyor. Onları şöyle çakmakla yakıyorum. Elimize batmasın diye. Şimdi bunu nereye? Buraya dikeceğim. Şuna.
O nedenle buradayım, ilerleyeyim. Şuradan geçeyim. Şimdi buraya onu dikiyorum. Şöyle ters yüzü var mı? Bakalım. Her iki tarafını da dikebiliyormuşuz. Öyle yapalım. Bunu buraya dikiyorum. Birkaç kez böyle geçiyorum içinde. Böyle. Sonra buradan ilerliyorum. Geliyorum. Şimdi bu şuradaki bunu da buraya dikeceğim. Şimdi buradan 3 tane ilerleyeceğim. Bunu da buna dikeceğim. Şimdi geliyorum. Buradan 3 tane ilerleyeceğim. Şu. Bunu da buraya dikiyorum. Çıtçıtımız şeffaf. Arkadaşlar. Şimdi bunu böyle bir düğüm attım. Şimdi buradan ilerleyeceğim. İlerleyemiyor. Evet. Şimdi burada düğüm yapalım. Zaten yeteri kadar sağlam oldu. Şu. Bunu keselim. Şimdi aynı şekilde bunun başına da bunu da dikeceğim. Böyle aynı şekilde buraya dikeceğim. Evet, onu ben bir dikeyim arkadaşlar. Sonra diğer tarafını göstereyim. Şimdi arkadaşlar burasını bitirdik. Diğer tarafında şimdi çıtımızı nereye dikmemiz gerekiyor? O önemli. Bakın burada birinci sıraya diktik. Burada da ikinci sıraya dizeceğiz ki dikmeliyiz ki denk gelsin, otursun. Bakın gördüğünüz gibi. Eğer ikisini de biri ya da ikiye dikersek tam olarak desen oturmayacaktır. O nedenle bu önemli bir şey. Göstermek istedim size. Şimdi buradan bunları alalım yine. Böyle yine onların çapaklarını yakalım. Bunu dediğim gibi şu ikinci şuraya dikeceğiz. Yani bunu şu bölüme dikeceğiz. Bunu da buraya dikeceğiz. Bakın bunları bire diktik. Şurada burayı ikiye dikeceğiz. Şimdi ben bunu dikeyim bir tanesini. Yine şuradan geçelim.
Evet, şöyle dürüm yaptım oraya. Buraya geliyorum. Şu. Alıyoruz. Tamam. Aynı şekilde dört köşesinden dikiyorum. Şu ilerleyeyim. Buradan. Daha. Bunu da şimdi bu köşeye dikiyorum. Şunu. Şimdi buradan yine geçebilirsek. Diyelim buradan geçmiyor. O zaman şöyle ilerleyelim gözükmeden. Şu şekilde. Altında kalsın ipimiz. Buradan girelim. Şu şekilde deliğinden yukarı çıkıp bir inceleyelim. Buradan şöyle buraya tutturarak tekrar ipler gözükmesin. Buradan tane daha yapayım. Şimdi bakalım buradan geçecek mi? Buradan da geçmiyor. Çok zorlamıyoruz. Bunu da yine altından böyle buraya gelelim. Evet, buradan şöyle çıkalım ve buna gelelim. Şöyle çekelim. İp gözükmesin. Bunu da bu köşeye dikelim. Şöyle gireyim. Bunu da buradan. Şimdi buraya da bir düğüm atalım. Evet. Ben diğer çıtımızı da dikeyim buraya ve işimizi bitirmiş olalım. Evet, böylece çıtlarımızı da diktik, bitirdik. Şimdi şöyle buraya geliyoruz. Bunları kapadığımızda şu şekilde üst üste bakın desen devam ediyor. Şu şekilde böyle desen devam ediyor. Ha, şunu da yapabilirsiniz. Eğer böyle geçirip kullanmak istiyorsanız burayı birleşik örersiniz. O zaman o da olur. Ama onu biraz daha büyük yapmanız lazım ki elinizden geçecek gibi. Şimdi bu şekilde.
Böyle bu şekilde bitmiş oldu. Bunu da böyle koyalım. Bu da zaten tam bir gelin takısı arkadaşlar. Hani istediğiniz boyutta yapabilirsiniz bunu. Bu altılı, bu dörtlü, üçlü de yapabilirsiniz. Sistem aynı veya daha büyük yapabilirsiniz. Yani bir elbisenizin herhangi bir yerine de yapabilirsiniz bunu. Yaka bölümüne yapabilirsiniz mesela şöyle ön tarafına. Yaka bölümüne yapabilirsiniz. Bir cırt cırt dikip istediğiniz zaman çıkartıp kıyafetinizi yıkadıktan sonra tekrar bunu oraya monte edebilirsiniz. Yani bir çok amaçlı kullanabilirsiniz bunu. Evet, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, mazotaserimde kalın, hoşça kalın. Arkadaşlar, kanala destek olmak isterseniz aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak üye olabilirsiniz. Veya açıklama bölümündeki linkten destek penceresine ulaşabilirsiniz.